Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ortam değişik, ee, bilin bakalım ben neredeyim. Ayzay'ın tap, değil orada <laughs> Hani vardı ya, Ababam sınıfında meşhur bir replik. Sevgili arkadaşlar, ben mavi ile yeşili bir araya getiren, organizasyonların artık hayal olmadığı yerdeyim. Vera Palastayım. Denize sıfır, havuz başında, doğanın içinde, masal tadında en özel anlarına şahitlik eden yerdeyim. Eşsiz güzelliği, emsali olmayan konumuyla hayallerin çok ötesindeki organizasyonlar planlayanlar için Gemlik Karacali'deyim. Bursa Gemlik'teki Vera Palace Oteli'ndeyim arkadaşlar. Daha doğrusu Bungalov evlerdeyim. Çok ama çok güzel bir ortam. Yeşilin, doğanın iç içe olduğu bir ortam. Ee, i̇nternet sitesi de var, YouTube kanalı da var, Instagram hesabı da var. Vera Palas Yazın çıkıyor arkadaşlar. Görüştüğünüz zaman da eğer burada tatil yapmayı düşünürseniz son derece ve son derece tavsiye edeceğim bir yer. Niye derseniz ya e, ben gece geç saatlerde geldim. Buranın sahibi sevgili Şener abi de ona buradan selamlar olsun. Dedi ki "Hocam" dedi normal bir yerde uyuduğun 10 saat burada uyuduğun 5 saate eşit dedi. Tabii kendi çapımda dedim olur mu? Zannetmiyorum o kadar yol yorgunluğu var falan. Sabah 9.30'da kalktım. Gece 4'te geldik arkadaşlar. Yatmaydı kalkmaydı 4.30'a. Yani 3 civarına geldik. Bulmaydı etmeydi yerleşmeydi. Şuydu bu 4, 4.30 civarında yattım. 9.30'da kalktım. Hala zıpkın gibiyim. Saat 15.03. Düşünün yani. Tavsiye ederim. Yeşilin, doğanın merkezi. Ha Marmara Denizi'nin e, birçok kişi beğenmez ama bence kıymetini bilelim arkadaşlar. Başkaları bilmeden biz bilelim kıymetini. Havuzu var, düğün organizasyonları falan var. Ben tavsiye ederim. Ha bunu da yapıyorum ama hocam sen bunu yapıyorsun bir para ben para falan almadan gönüllü olarak yapıyorum. Çünkü burası gerçekten saklı bir cennet. Ya kafa dinlemeye birebir. 17 tane yanılmıyorsam, yanlış saymasam 17 tane bungalov ev var. Bir tane de artı bir ev var. Yani 17 ailenin tatil yapacağı bir yer. Kalabalık yok, şey yok. Hani yanlış anlamayın burada haşamalı şeyli falan insanlar da rahat rahat tatilini yapıyor. Güvenilir bir yer. Çocuk parkı var. Gezilecek böyle kordon boyu var. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Düşünen arkadaşlar varsa. Birkaç kişi özellikle soruyordu hocam nereye gideceğim diye. Ben doğru yere geldim sanırım. Fenerbahçe Spor Kulübümüz 3 Temmuz açıklaması yaptı. 12. yıl dönümünde ilgili bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçemize kurulan hain kumpasın üzerinden bugün tam 12 yıl geçti. Tarihine, emellerine, geleceğini leke sürdürmeyen kulübümüz ve camiamız, başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla tek yürek oldu. Fenerbahçe'yi kumpasa teslim etmedi. Yüce Türk yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi. Kumpası tescil etti. Rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek. 3 Temmuz 2011 günü başlayan mücadelemiz hukuk önünde son güne dek devam edecektir. Bugün bu sürecin 12. yılında dimdik ayakta duran Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha vurguluyoruz. Fenerbahçe bu güzel ülkenin milli bir değeri, 100. yılındaki cumhuriyetimizin vazgeçilmez neferi, sporcu nesillerin sporla yetişen geleceğin yegane yuvasıdır. Milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe yıkılmazdır. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor resmi hesabına da bir şeyler paylaşmış. Artık bunu bitirmeleri lazım. Yargıtay kararı vermiş. Devlet kararı vermiş. Hani hiçbirimiz devletten üstün değiliz. Devlet millet için vardır. Millet devlet için vardır. İnsanları kutuplaştırmayalım. Bakın bir muhtar çıktı. Ellerinden öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Keşke ve keşke beni davet etse de dese ki gel köyümüzde misafir edelim seni dese. Hani bağımız güçlense gerçekten ve gerçekten memnuniyetle şeref duyarak da giderim bir muhtar çıktı. Bugün ben de Fenerbahçeliyim dedi. Aslına bakarsanız bütün o silahları, çatışmaları, bombaları aldı. Kenara bıraktı ve dostluk tohumları saçtı. Yalvarıyorum Trabzonspor yeter artık. Ya size göre haklısınız. Bak size göre haklısınız. Bize göre de yani Sivas'a giden binlerce kasa hamsi parası var. Yani Fenerbahçe'yi aslan kesilen takımların Trabzonspor'dan ilk 15 dakikada 3 gol yiyip maçı öyle 3-0 bitirmeleri var. Bak Buca Spor'a karşı attığınız bir gol var. O yatıyor, o düşüyor, o kalkıyor. Bilmem 10 saniye içinde gol oldu oldu olmadı maç bitecek. Ya bunlar var. Bu kadar argüman varken. Ya şunu yapıldı, bunu yapıldı. Sivas maçı. Ya Sivas kalecisi aynı kalede bacağının arasından yumurtladı. Gol yedi. İkinci yarı aynı kalede Volkan Demirel aynı gol yedi. Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Kim şike yapıyorsa, kim şikeyi teşvik ediyorsa, kim şike yapmadığı halde rakibine şikeci diyorsa Allah da belasını versin. Bak yapanı da yapmış olanı da hepsine. Gerek yok ya. Ya milyonlarca insan üzülüyor. Bana var ya çocuklar gençler bayramda görseniz diyorlar ki hocam diyorlar şampiyon olacak mıyız? İnşallah diyorum. Yani bir tek Allah'a güveniyoruz başka bir şey yapamıyoruz. İsmail Kartal'ı getirdik. İsmail Kartal'ın dün bir açıklaması var bugün bir açıklaması var. Sezonun ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla konuşuyor. Ben kısaca değineyim. Eğer saygı olmazsa futbolculara diyor. Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Deneyimli teknik adam daha sonra basın mensuplarına diyor ki yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'in milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacaklar. Ayın 5'inde demek istiyor herhalde ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basa mensuplarıyla buluşacağız. 9 sene oldu. Artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız. İnşallah. Camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz diyor Hacı İsmail Kartal. Ya Allah bana da nasip etsin. Ne olur bana da benim için de dua edin. Bana aileme de nasip etsin. Ben çok istiyorum ama. Yani kura vesaire olay var biliyorsunuz. Ha bir gün bu kanal belki 100 bin olur. 150 bin olur. Ondan sonra Fenerbahçe Başkanı diyor ki gel yavrum sen buraya. Sen buraya bir gel bakalım. Biz, bak, bir biz seni eşinle birlikte çocuklarla birlikte göndereceğiz bak hacca gideceksiniz geleceksiniz ondan sonra bize dua edeceksin bak bu, bu da anlaşacağız hep kendi özel uçağına falan gönderir nasip İsmail Kartal bugün de açıklamalarda bulmuş arkadaşlar taraftara yönelik bir açıklamada bulunmuş ee, kendi sesinden seslen yani kendi seslendirdiği bir videoyu Twitter hesabından paylaşmış Twitter derken bu Elon Musk ne saçmaladı bir şeyler oldu da ben yoldaydım ee, çözemedim ya gemlik yolundaydım anlamadım bu arada e, hakikaten söylüyorum. Bak gerçekten söylüyorum. Aklıma düşmüşken söyleyeyim. Burada e, Gül Hanım'la tanıştık. Personel. Yani çalışan e, buranın idarecisi. Yani Şener abi zaten geceleyin adam şey yaptı etti. Ya Mükemmel ilgi var. Mükemmel ilgi var. Sabahleyin kahvaltısı var. Akşam yemeği var. Mükemmel ilgi var. Bir de akşam yemeğini tadayım. Onun da yorumunu yapacağım. <laughs> Buradan eleştiririm eğer kötü olursa ama zannetmiyorum çünkü sabah kahvaltısını biz bitiremedik. Yani yarısını bitiremedik. Hatta eşimle dedik ki biz şey yapalım. Yarısını alalım. Doymazsak ki doyacağımızdan %100 eminiz. Bir daha isteriz dedik. Çünkü yok ya artık oluyor doluyor insan ya. İsmail Kartal diyor ki Fenerbahçe bizim. Fenerbahçe hepimizin. Çizginin kenarında Fenerbahçe'sinin de Fenerbahçe'sinin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen o çocuk var. Çubuklu'yu gördüğünde gören abimiz var. Omuzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Her platformda Fenerbahçe'sini düşünen gençlerimiz var. Çizginin arkasında Fenerbahçe'nin neferleri var. Birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz, omuz omuza başaracağız. Yeter ki inanalım, hepinizi çok seviyorum. Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ızdırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bu camianın bir evladı olarak bu çile dönemini içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Bu takımın sizin coşkunuza, sizin inancınıza ve sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var. Siz yüreğinizi ortaya koydukça bu takım daha da şahlanacak. Ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit tek yumruk tek olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe diyor. Altay Bayındır'dan da İsmail Kartal'a destek var arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin takım kaptanı Altay Bayındır aynı zamanda biliyorsunuz. Onunla ilgili de çok söylentiler var ama... Ya takım kaptanı Altay Bayındır... İsmail Kartal'ın şampiyonluk sözlerine destek veriyor. Kısa bir konuşma yapıyoruz antrenman öncesinde. Sezonun ilk antrenman öncesine. Hoş geldiniz diyor. Şampiyonluk düşüncelerinize katılıyoruz. Bizler de çok çalışarak, birbirimize saygı göstererek, birbirimize yardımcı olarak sezonu en iyi şekilde bitireceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk dedim. Geçtiğimiz sezon 10 Nisan'da oynanan Karagümrük maçı sonrasında belinden geçirdiği operasyonla sezonu kapatmıştı. Aslında sezonu kapatmadı ama yeterince hazır değildi. Bir de İrfan Can Eğribayat'ın yükselen performansı vardı. Şu an birçok kişi, içinizden birçok kişi şunu söylüyor. Hocam tıraşı bırak. Asıl konuya gel. Asıl konuya gelelim arkadaşlar. Transfer. İsmail Kartal 5 transfer istedi. İkisi yapıldı hocam. 5 transfer daha istedi. Yeni teknik direktörümüz. Edin Ceko geldi mi? Geldi. Ryan Kent geldi mi? Geldi. Hafta sonuna kadar kim bilir. Belki de Zaha ve Umut Nair da gelir. Yabancı bir kaleci iyi olur demiş. Altay'a güveniyor. İrfan Can'ın performansına geçer not veriyor ama geçen sezon Altay'ın tribünlerle yaşadığı olumsuzluk karşısında moralinin bozulma ihtimalini düşünüyor. Hani yabancı kalecine sıcak, yabancı kaleci fikrine sıcak bakıyor. Yönetim Limakoviç anlaştı ancak Sagile bile anlaşamadı. Manchester United'da e forma giyen David De Gea ile David De Gea ile temaslar sürüyor. Bir kardeşimiz şey yazmış yoruma. Ben Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Yıllık 13 milyon euro falan alıyordu, alıyormuş diye. Bakın arkadaşlar yurt dışında şöyle yanlış bilmiyorsam. İngiltere'nin farklı, Almanya'nın, İspanya'nın farklı ama İngiltere için yanlış bilmiyorsam. Bak yanlış biliyorsam kusura bakmayın düzeltin. %50'sini alabiliyor diye biliyorum. Şimdi e, atıyorum 13 milyon euro. İngiltere'de bunun %50'si vergiye kesiliyor. 6,5 milyon euro futbolcudan da bir %5 mi ne alınıyor yanlış ya da %10 mu ne alınıyor tam bilmiyorum ama yani %5 diyelim aşağı yukarı. Futbolcunun eline geçen 6 milyon euro falan oluyor arkadaşlar. Yani onlar 13 milyon euro gösteriyor ama 6 milyon euro falan oluyor. Bilginiz olsun. Belki de böyle bir şeydir ama DGA ile temas kuruldu. Bak şu an aslında size ben e, şu an bu da dahil 3 tane duyum verdim. Hocam neyi verdin? Kanala abone olacağınızı söz veriyor musunuz? Beğeneceğinize söz veriyor musunuz? Açık açık söyleyeyim. Zaha ve Umut Nair'ı hafta sonu kadar yetiştirmeye ve kap yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hani e, ayın 9'u ya da 7'sine kadar diyeyim. 9'u çok mühim değil ama 7'sine kadar diyelim. 7'sinin bitimine kadar. Bunların kapını yapmaya çalışıyoruz. 2. 3. DGA ile yönetim görüştü arkadaşlar. Bak Ali Koç çıksa, Kur'an'a el bassay. Biz görüşmedik dese ben yalanlıyorum arkadaşlar. Görüşüldü. Şartları soruldu. Tamam mı? Ha. Belki ee, ben belki ne diyeyim Livakovic'i almak için düzendir dümendir ama görüşüldü arkadaşlar. Fenerbahçe'ye sol bek için Alex Telles dedim. İsmail Hoca Jesus gibi Lincoln'u sol bekte düşünmüyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçe'de şu an itibariyle futbol zekası en yüksek isim artabilir. İkinci Cao Pedro, üçüncüsü Lincoln. Hocam Cao Pedro'dan ne köy olur ne kasaba olur senden hariç beğenen yok falan diyor. Bu arada oda da klimalı. Böyle bir şey yapayım da. Yapınca şey yaptı Ha, para aşağı yapsın. önce yapsın. Yani senden hariç beğenen yok diyorlar. Benden hariç beğenen olsun olmasın. Pedro'nun zekası çok yüksek. Lan oğlum övün biraz lan. Övün belki de adam gidecektir. Size ne övün lan. Pedro iyi futbolcu dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Link Nilsson belki düşünmüyor. Osterwolde ile ilgili de kararını kampta verecek. Bak arkadaşlar Osterwolde kapalı kutu. E, Fenerbahçe'ye sol yazıyorsunuz da an itibariyle Fenerbahçe'nin hiçbir sol bek arayışı yok. Etkili performans falan. Galatasaray eski Galatasaraylı Alex Teyes gündemde diyor. Bonsevis Manchester United'tan geçelim bu haberi. Ben çözümün arkasındayım. Stoperde Bekao ön sırada. Bak geçen sezonun flash ismi Atilla Salai Atalanta'ya Valencia ve Wolfsburg'un ilgisi var. Yani hem Atalanta, hem Valencia, hem Wolfsburg'un ilgisi var. Sürpriz bir takımın da ilgisi var. Ben Valencia ya e... kanal abone olacaksınız değil mi? Beğeneceksiniz. Ona göre bak sonra bana demeyin niye bu duyumu verdin diye. Valencia'nın görüştüğü duyumu var bende anlaşmak üzere olduğu duyumu var. Not Valencia bizimle görüştü. Şu kadar istediğimizi bildi. Sonra futbolcuyla görüştüm. Böyle bir bilgi var bende ama zayıf duyum. Gerçi benim zayıf duyumlarım bile bazen tehlikeli olabiliyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye Beko'yu istiyor. İnceledi, raporlarına baktı. Futbolcuyla Fenerbahçe anlaşmaya vardı ama kulübüyle anlaşamadı. Vallahi Beko konusunda ben size iptal diyemem tamam da diyemem. Yok da diyemem. He de diyemem. Ee, ama şunu söyleyeyim. Bekao'nun olma ihtimali Livakovic'den daha yüksek. 8 numara olmazsa olmaz. Bak tanıyorsunuz değil mi bu duyumu? Oyunun her iki bölgesinde oynayabilen orta sahalar tercih eden İsmail Kartal. Merkez orta sahada dribbling yeteneği olan. Rakip cezasına sağzına top taşıyabilen. Delici koşular yapabilecek bir isim arıyor. Paris Saint Germain'de Renato Sanchez'le ilgili bir girişim oldu. Ancak oyuncunun maliyeti yüksek demiş. Oyuncunun maliyeti falan yüksek değil. Oyuncunun sakatlık problemi var. <laughs> Bizimkiler de yanaşmıyorlar. Hani e, Kemal Sunal'ın bir filminde koskoca Hasan'a Hasan mı olsun diyor ya. Koskoca Fenerbahçe sakat futbolcu mu alsın diyorlar. Tam olarak böyle değil. Ama böyle bir durum var. Fakat ben Renato Sanchez olmaz diyemem. Roma ile olması olabilir. Bak yine inceden bir duyum verdim. Anlayan anladı. Sağ kanatta rekabet şart. İsmail Kartal Rossi'nin satılma ihtimalinin kuvvetli olduğunu biliyor. Evet doğru. Sadece Kent'le Emre Mor'la da bu iş olacak değil. Doğru. Skorer bir kanat istiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde Adama Traore listedeydi ancak Arabistan'dan yüksek teklifler geldi. Oyuncu düşünüyor. Fakat Fenerbahçe'den de teklif geldi ama Al Hilal ee, Al Hilal almak üzere Adama Traore'yi. Keşke biz alsak. E, Wilfred Zaha'yı da becermeye çalışıyoruz. Bizim Orsolini gelmedi arkadaşlar. Türkiye'yi beğenmedi. Açık söyleyeyim. Bir de Orsolini'ye benzer bir isim vardı. Zortolini miydi? Mortodini? diri miydi? Dip diri miydi? Öyle bir, birisi vardı. O da Türkiye'yi beğenmedi. Hocam Türkiye'yi beğenmemişler. Allah belanı vermez. Bak Suriyeliler bile beğeniyor. Herkes buraya geliyor falan. Ya bizim ülkemiz gerçekten cennet. Yani kuzeyi ayrı cennet, güneyi ayrı cennet, doğusu ayrı cennet, batısı ayrı cennet. Gerçekten diyorum ya. Ya böyle bir ülke yok ya. Dünyada yok. Dünyada yok. Doğuya gidin ezberçi deyin. Acıktım deyin. Karnım aç deyin. Gel derler seni misafir ederler. Bak bu kadar adam kesilmesine, bu kadar sapık şeylerin olmasına, bu kadar pis şeylerin olmasına rağmen. Batıya gidin. Karnım aç deyin. Yani insan evladı hani böyle ortalamanın üstünde bir ya da ortalama civarında bir insan evladına denk gelin. barınıyor onun önünüze serer. Böyle hal böyleyken arkadaşlar Hal böyle böyle bir cennet ülkeyi ne olur kıymetini bilelim. Yani en basitinden yere çöp atmayalım. Ne bileyim tükürmeyelim. Yani ee, piknik yaparken, mangal yaparken, bilmem bir şey yaparken ateşi tam söndürelim. Yani uzun lafın kısası bu cennet vatanın kıymetini bilelim. Neyse. Güzel ülkemizin de güzel tanıtımını yaptım. Gerçekten ya ben buraya gelene kadar ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum buranın ya. Bakalım bir hafta sonunda da kararım düşüncem aynı olacak mı ama bakalım ön, ön, peşinde konuşmayalım. Yani Orsolini gelmeyecek. Kesin olarak gelmeyecek. Bir de buna benzer bir ismi vardı ya. Yine kanat oyuncusu İtalya'dan. O da gelmeyecek. O da Türkiye'ye asla adım atmayacağını söyledi. Orsolini de Teko'nun menajerlik şirketi yapacaktı. Yani duyumlar bunlar. Durumlar bunlar. İsmail Kartal 5 transfer istedi. Ama kaçı yapılır? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için ve kanala abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.